gitmiştim bu Temmuz'da. Sevil Mağarası'nı anlatıyoruz işte grubumuza. Sevil Mağarası'nı anlatıyoruz. Neyse anlattım. O konuda ayet var çünkü ya. Ayetleri anlattım yeter sana ya. Başka hikaye masala ne gerek var? Anlat ayeti anlaşılır. Anlattıktan sonra arkadaşım biri dedi bana ki ya hocam dedi. Biz dedi bu Sevil işini anlatırken böyle yılanlardan bahsediyoruz, güvercinlerden bahsediyoruz, örümceklerden bahsediyoruz. Ortalık böyle örümcek ağı dolu işte güvercinler yumurtlamışlar filan. Biz bu böyle şeyler anlatıyoruz. Sen bunların hiçbirini anlatmadın dedi ya. Yani bilmiyor musun bunları yoksa hayırdır yani ne var dedi yani. Dedim kardeşim. Şimdi sana ben bir ayet okuyayım. Bu ayeti bilen adam olarak bakayım onları anlatabilir misin dedi. Yani sen şu ayeti bil. Ondan sonra sıra gelirse gene anlat. Bana sıra gelmiyor. Ha, ufak kızım da Sevil'i gördü aşağıdan yukarıya doğru. İlhuma fil gari. Mağaradaydılar ikisi. Tevbe 40. İz yekulu li sahibihi. Arkadaşına diyordu ki la tahzen. Korkma, üzülmenme. İnnallâhe ma'ana. Allah bizimle beraber. Fe enzelallahu sekînetehu aleyhi. Allah onun üzerine büyük bir rahatlık ihsan etti o esnada ve eyyedehu ve onu destekledi. Neyle? Bi cunudin, askerlerle. Nasıl askerler? Lem teravha. Siz onları göremezsiniz. Sizin göremeyeceğiniz askerlerle Allah onu destekledi. Güvercini görmedi mi bu ümmet? Şeyi, örümceği görmüyor muydu? Allah göremezsiniz benim askerlerimi derken sen gördüklerinden nasıl söz ediyorsun? Olmaz. Hayır olmaz. Görülemeyeceği ilan edilen bir varlık başka bir şeye benzetilerek görülmüş gibi sunulamaz. Gerek yok ki bunlara. Allah bir adamı mağaranın kapısına kadar çıkartır, içine bir korku verir, döner gider. Onun güvercin görmesine gerek yok ki. Yüreğine bir korku saldı mı o sorguyla çeker gider. Kaldı ki Allah onu askerlerle destekledi deseydi ben ona güvercini de katardım başka bir şeyler derdim. Göremeyeceğiniz diyor. Göremezsiniz bunları. Ya Allah'ın göremeyeceğimizi söylediği bir şeyi biz nasıl görmüş gibi anlatırız?